Efendim herkese merhaba. Bu Finlandiya ve İsveç'in NATO tam üyeliği meselesinde neler yaşayacağımıza dair en ilginç noktalardan birini dün yaşadık. Nerede yaşadık? İşte o Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG denilen örgütün yönettiği bir grubun veya bölgenin bir şehrinde bir Avrupalı heyetle o terör grubunun dış ilişkilerinden sorumlu zat ve heyet bir araya geldiler. Şimdi sıkı durun. O Avrupalı heyet NATO üyesi Danimarka'nın Dışişleri Bakanlığı heyetiydi. Yani bir İskandinav ülkesi olan Danimarka'nın Suriye özel temsilcisinin de bulunduğu ama Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısının başkanlığında Nikolaj bilmem ne adamın da adı unuttum. Önemli de değil. Bir heyet PKK-YPG'nin misafiriydi ve Türkiye'yi çekiştirdiler. Oturdular beraber. Efendim Türkiye işte 1 milyon mülteciyi oralara buralara yollayarak sığınmacıyı demografik yapıyı değiştirecekmiş. Bölgedeki Tel Temir, Ayn İsa, Kobani yani Ayn El Arab gibi bölgeleri bombalayarak ağır insan hakları tecavüzlerinde bulunuyormuş. Su konusunu kullanarak insan hakları tecavüzünde bulunuyormuş. Türkiye'nin yönettiği bölgelerde Özgür Suriye Ordusu ve bağlantısındaki milisler özellikle Kürt gruplara karşı çok büyük saldırılar gerçekleştirdi. Bunların hepsini İskandinavyalı bir NATO müttefikimizin Danimarka'nın heyetiyle görüştü. Kim konuştu? PKK-YPG. Yani esasında demek ki İsveç ve Finlandiya'da bugünkü kafalarıyla yarın bir gün şu veya bu nedenle NATO üyesi olduklarında zaten Danimarka ve Norveç bildiğimiz gibiydi. Bunlar da aynı kafadan devam edecekler. Yani biz onlardan yazılı bir dosya bile alsak artık bu işin lamı ve cimi kalmamıştır arkadaşlar. Yani biz İsveç ve Finlandiya'yla arkadaş siz PKK ve YPG unsurlarıyla ilişkinizi kesmezseniz aha şurada söylüyoruz ki sizi NATO'ya aldırmayacağız kavgası verirken adamlar bizim gözümüzün içine baka baka ve hiçbir şey olmuyormuş gibi uçağa bin Suriye'ye in git o mazlum Abdi'nin dışişleri bakan eş başkan bir de öyle bir adam var orada ya. Bunlar tamamen devletleştirmişler mevzuyu. Yani dışişleri bakanı eş başkanı var. Bakanlık eş başkanı. Demek ki orada öyle ya bir kadın bir erkek oluyor. Neymiş adamın adı onu da söyleyeyim ha. Söyleyeyim Abdülkerim Ömer. Danimarka Dışişleri heyetiyle Türkiye'yi konuşan adam. Resmi heyet. Ve her şeyi konuşmuşlar. Siyasi, askeri, ekonomik. Askeri, ekonomik. Kim bu? NATO üyesi Danimarka'nın heyeti. Günü geldiğinde ona birisi saldırırsa falan maazallah benim Mehmetçik gidecek onları kurtaracak. Ne bileyim ben. Yani beni o kurtarmaya gelmesin de ben kendi kendimi kurtarırım Türkiye olarak. O beni kurtarmaya gelmesin de başka nereye giderse gitsinler. Artık bu kadar yani. Bu kadar. Bu bilerek yapılıyor. Deniliyor ki yani Türkiye sen ona buna böyle hava atıyorsun. Bize öyle diyorlar. Al işte Danimarka. Hadi git söyle bakalım ne yapacak. Ne yapacak? Hakikaten ne yapacağız? Bizim Tanju Birgi çıkacak bir kınama yazısı yazacak en fazla. Onu da yapmıyoruz artık son zamanlar. Daha bire gidip geliyorlar. Ve bu kadar işte. Şimdi tabii hep Emre Yunt var bizim büyükelçimiz. Stockholm büyükelçimiz. Financial Times'e demiş ki İsveç'i YPG'ye yaptığı yardımları durdurmak konusunda uyardık. YPG konusu
Eğer orada DAEŞ'te olmadığı göz önünde bulundurulacaksa neden bu devam ediyor? Bu NATO konusunda bizim kırmızı çizgimizdir diyor bizim Stockholm Büyükelçimiz. Ve gerçekten de böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ben dün ne dedim size? Derim ki bu Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bizim milli bekamıza karşı NATO'nun en büyük müttefiki ve lideri olarak gerçekleştirdiği suçları örtbas etmek için İsveç, Finlandiya konusunda bizimle muhatap olmamaya çalışıyor dedim. Doğru mu? Dedim mi? Dedim. Dün dedim. Hatta Jake Sullivan'a sormuşlar. Türkiye ile bu konuyu konuşacak mı Joe Biden, Erdoğan'ı arayacak mı falan diye. O da demiş ki hayır öyle bir planımız yok. Böyle. Daha benim bu videom yayınlanırken tabii orada gündüz oldu. Biz burada geceye girdik. Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Meşhur Ned Price bir soru üzerine diyor ki Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya dönük çıkışı ve engelleme politikası bir NATO sorunudur. NATO sorunu. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ikili ilişkilerini ilgilendiren bir sorun değildir. Doğru çıktı mı? Doğru çıktı. Niye? Çünkü onlar anladılar. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'yı öne çıkartarak esasında Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki sen bu ittifakın en büyük adamı sen misin? Evet. Çünkü bu ittifakı sen mi kurdun? Evet. Washington'da o kurdu. 1950'lerde. O zaman gel benim sorunlarımı benimle adam gibi konuş. Çünkü gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi Patriot Müzesi vermediler. Türkiye'nin en sorunlu olduğu dönem, Suriye'den en sorunlu olduğumuz dönemde. Bırakın Patriot satmayı. Patriotları getirmiş, kurmuşlardı buraya. Hangi milletti o? Norveç miydi? Herhalde öyle bir şey. Aldılar, götürdüler. Aldılar, götürdüler. Ve sonra biz S-400 alınca F-35'lerden çıkarttılar. Şimdi de F-16'larımızın yaşlanmasını bekliyorlar. Zaten yaşlanıyor F-16'larımız. Onlardan gelecek modernizasyon kitleri ve yeni F-16'lar olmazsa hava kuvvetlerimiz hele hele Rusya'nın da şu savaşı nedeniyle alternatif olarak çıkmasından sonra yani devre dışına çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve bu adamlar utanmadan gözümüzün içine baka baka F-35'leri Yunanistan'a satmaktan söz ediyorlar. Şimdi böyle bir hikaye varken tabii ki Erdoğan doğal olarak Biden'ı buraya çekmeye çalışıyor. Gel bu masaya diye. Hayır gelmeyecek. Bizimle Finlandiya ve İsveç'i muhatap kılacaklar. Onlar da kendi kafalarına göre bir takım kağıtlar da imzalatabiliriz. Yani diyebilirler ki zaten İsveç Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Diyor ki ya diyor biz diyor 1984 yılında Türkiye 1983'te ilan etmişti PKK'yı terörist diye diyor. Biz de diyor 84 yılında diyor daha Avrupa'da hiç kimse bu konuda bir karar almamışken ve hatta Avrupa Birliği'nin kararı yıllar sonra alınmışken 1984'te diyor biz PKK'yı terör örgütü ilan ettik ve o gün bugündür terör örgütü olarak. Arkadaş sen hangi PKK'dan söz ediyorsun? Birkaç tane mi PKK var ya? Yani senin heyetin gitti kuzeydeki o adamlarla aynı Danimarkalılar gibi sosyal, ekonomik ve askeri direkt silah verdi İsveç. Direkt. Peki aynı İsveç, aynı Finlandiya. Bizim 2019 Ekim ayındaki Barış Pınarı harekatımızdan sonra bize koydukları silah ambargosunu kaldırmaya karar verdiler mi? Hayır vermediler. Silah ambargosu aynen devam ediyor.
Ha kaldırırlar mı? Kaldırır tabii. Ne olacak? Ama yine satmaz. İstersin bir şey. Tamam bakıyorum da. Ya bizim meclis biraz şey der. Netameli der. Meclistekiler istemiyordu. Der oğlu der ya. Bakın NATO üyelerimiz açık ve seçik bir şekilde Haseke'de yerleştirilmiş bir terör devleti yapılandırılmasıyla resmi ilişki içindeler. O yüzden Türkiye'nin net bir biçimde ortaya çıkması gerektiğini savunanlar grubunda. Çünkü burada her geçen gün kaybettiğimiz vakit yarın bize bir başka bedel olarak gelecek. Yani bu şeyde NATO toplantılarında yeri geldiğinde olağanüstü toplantılara çağrılarak bu sözde müttefiklerimizin taciz edilmesi ve hatta o bölgede kaosun yükseltilmesi gerekiyor. Bakın son sözü baştan söylemedim, sona bıraktım. Rusya berbat durumda. Kendini kurtaramadı noktasına doğru sürükleniyor. Rusya'nın boşalttığı yerlere şakır şakır İran giriyor. Dün Deir Zor bölgesinde kimliği belirlenemeyen diye adlandırılan bazı savaş uçakları İran devrim muhafızları konvoyunu vurdu arkadaşlar. O uçakların İsrail'e ait olduğunu ben adımın Ardan Zentürk olduğu kadar eminim. Suriye inanılmaz bir boşluğa ve bu arada da Batı'nın inanılmaz bir planlamasına sahne oluyor. Ukrayna'da Rusya'yı köşeye sıkıştıran, İran'ı nükleer anlaşma konularında köşeye sıkıştıran Batı, Türkiye'yi hiç beklemediğimiz bir konuda kabule zorlayabilir. O yüzden uzlaşmacı kimlikten çok kontrollü kaosu ayakta tutacak ve o kontrollü kaos üzerinden de Batı ile pazarlık kriterlerini yükseltecek bir politikaya ihtiyaç var. Ama bu politika bu ekonomiyle olur mu? O başka bir konu. Olabilirdi, olmayabilirdi. O sizin dünyaya ve siyasete nasıl baktığınızla bağlantılı bir şey. Günü gelmiş bu millet ayağına çarık giyip yedi düveli yenmiş bir millettir. Millete güvenirseniz yapılabilir ama durum çok karışık. Benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri başta Avrupa Birliği hep beraber bu Ukrayna olayından sonra hele Suriye'de ve Orta Doğu'da bir başka devletin yapılandırılması politikasını hızlandıracaklar. Ve kimse bizden bu konuda özür falan da dilemeyecek. Ben size söyleyeyim. Böyle. Önemli olan Türkiye o coğrafyada ne yapıyor? Ben biraz umutlandım son 48 saattir. Bazı şeyler yapıyoruz oralarda. Bombardımanlar falan filan. Özellikle 3-4 bölgede. Anladığım kadarıyla Ankara'da çok hassas noktalara topçu atışlarıyla burada olduğunu ve oldu bittilere karşı direneceğini bir şekilde gösteriyor. Nedense Türk medyası oraları muhabir göndererek takip etmeme ve sıcak haberi aktarmama gibi bir garabet içinde. Onları da işte öyle görmek lazım. Demek ki Ankara'nın restoranlarında, İstanbul'un ruflarında falan dünyayı kurtarmak Suriye'ye gidip o cehennemi görmekten daha kolay geliyor herhalde genç gazetecilere. Kalın sağlıcakla.